Merhaba Organik Annem takipçileri, hoş geldiniz. Ben Ayşegül. Sizlerle buluşmanın mutluluğu içerisindeyim. Bugün size bomba gibi bir tarifim var. Atalarımızdan miras kalan ve probiyotik kaynağı olan Maraş'ın yöresel lezzetleri olan Maraş cips tarhanası yapacağız. Bunu da nerede mi yapacağız? Apartmanda yapacağız. Yani kendi müstakil evlerimizde yapacağız. Sizin mutfaklarınıza girecek, bizim mutfaklarımıza girecek ve çocuklarımızın elinde bu tarhana cipsleri olacak. Hem mutlu olacaklar hem de probiyotik yiyecekler. Öncelikle malzememizden bahsetmek istiyorum. 1 kilo kadar, 1 kilo hatta 1 kilo buğday yapacağız. Buğdayınız da kaliteli olursa daha güzel olur. Bakar mısınız? Bu benim memleketten gelme buğdayım. Şu elimdeki unu göstermek istiyorum. Bu farkı da görmenizi istiyorum. Büyük şehirde yaşayanlar, markette aldığınız buğdaylar böyle değildir arkadaşlar. Ben bunu özellikle Hatay'dan getirttim. Orada yaşıyorum, biliyorsunuz Hataylıyım. Çok güzel bizim buğdaylarımız olur. Hatta bizim orada dövme de derler. Bazıları yarma der. İsimler değişiyor biliyorsunuz. Bakın şunun elimdeki ununa bak. Bu doğal yöntemlerle çekilmiş doğal buğday. Dövme diyeyim. Bizim orada dövme deniyor açıkçası. 1 kilo buğday kullanacağım. Dövme kullanacağım yani. 2 kilo da keçi yoğurdu kullanacağım. Eğer ki keçi yoğurdunuz yoksa inek yoğurdu da kullanabilirsiniz. Ama Maraş'ta en doğal yöntemi keçi yoğurdu kullanmaktır. En makbulü. Bizim burada da keçi var ve keçi sütünden de yoğurt yaptığım için elimde keçi yoğurdu var. Keçi yoğurduyla Maraş tarhanası yapacağız. Devam edelim. Bunu güzelce bir yıkayacağım ben. Ondan sonra işlemlere devam edelim. Dövmelerimizi yıkadık şöyle güzelce bir düdüklümüzü alalım diyorum ya ben bunu ev usulü yapacağım arkadaşlar. Normalde Maraş'ta büyük tencerelerle, büyük kazanlarla diyeyim hatta kazanlarla sabahtan başlanırmış. 1 kilo yağ, 1 kilo dövmeye 2 kilo su yani şöyle aynı kap ölçüsünü göstereyim. 2 kilo su ekleyeceğiz ve bunu ağzını şöyle güzelce bir kapatalım. Maraş'a da selam olsun. Ve düdüklümüzü çalıştırdık. Yüksek dereceye alacağım ben bunu. Bundan sonra pişmeyi bırakacağız. Tencerede yarım saat pişti ve artık altını kapatacağım. Bu şekilde bekleyecek. Hemen ağzını açmayacağım. Soğumasını bekleyeceğim. Şu an dövmemiz pişti ve dinlendi, soğudu. Şu an bunu boşaltacağım büyük bir tencereye. Gördüğünüz gibi şu şekilde oldu. Bunu şimdi büyük bir tencereye boşaltacağım ki yoğurtla beraber daha kolay karıştırayım. Şöyle bunları koyalım içerisine. Ben koymaya devam edeceğim buna. Şöyle. Dövmemizi aldık. Burada yoğurdumuzu yağsız olmasına özen gösteriyoruz. Nasıl tereyağı kaymağı biriktirdiğimi de burada görmüş oluyorsunuz. Çünkü bu fazla kaymaklarını ben alıp böyle kaldırıyorum. Biriktiriyorum ve topluca tereyağı yapıyorum. Tereyağı videomu izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Çok kolay, çok basit bir yöntemle çok sağlıklı bir tereyağı yeriz. Bu şekilde yağsız bir yoğurt olması gerekiyor. Bunu kaldıracağım şimdi buzluğa. Ve şu an koyduğumuz tencereye dövmemiz biraz tutturmuşum altına ama olsun. Şöyle bunun içerisine yoğurdu katalım. Keçi sütü olursa daha iyi olurdu. Yoksa inek yoğurduyla daha aynı olacaktır. Çünkü her yerde keçi yoğurdu bulmak biraz zor. Tamam. Şöyle ince alalım ki ziyan olmasın değil mi? Tamam. Şimdi bunu biraz karıştırıyoruz şöyle. Güzelce bir karıştıracağım ben. Karıştırmaya devam ederken şöyle bir yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Bu şekilde. Hatta biraz daha ekleyeyim çünkü bayağı bir çok tuzsuz olması da iyi değil. Fazla tuzlu olması da tabii ki iyi değil. Tercihe bağlı. Ben biraz da kekik ekleyeceğim buna. Şöyle. Evet. Şimdi güzelce bir karıştırmaya yine devam ediyorum. Bu şekilde karıştıracağım. Şöyle göstereyim. Karıştıracağım ve sabaha kadar mayalanacak bu. Beraber özdeşecekler. Güzel karıştırın burada.
Çünkü dövme biraz yapıştığı için hamurlaşmış gibi olabilir. Ben bunu bu şekilde iyice karıştıracağım. İyice özleşecek. Ve sabaha kadar mayalanmaya bırakacağız bunu. Ağzını kapatıp karıştırdıktan sonra ağzını kapatıp sabaha kadar mayalanacak. Ve sabahın ilk ışıklarında işlemlere devam edeceğiz. Şu püf noktasını da eklemek istedim. Çok kolay olsun diye dövme genelde topaklandığı için karıştırması zor olacaktır. O bu şekilde patates ezici gibi bir yardımcınız varsa o topağını şu şekilde ezerek daha iyi homojen bir kıvama getirebilirsiniz. Kolay oluyor. O sebeple bunu bir dipnot olarak düşmek istedim arkadaşlar. Şu şekilde. Şu an 2 saat kadar bekledi. Normalde bu işlemi robotta çekme işlemini sabah yapacaktım. Fakat benim 3 tane küçük çocuğum olduğu için sabahleyin fazla gürültü ses olmasını istemediğim için şimdiden bunu çekiyorum. Eğer sizin böyle bir sıkıntınız yoksa küçük çocuğunuz yoksa gürültü yaparım demiyorsanız bunu sabaha kadar bekletin. Şöyle biraz da karıştıralım. Sabaha kadar bekletin ve sabahleyin bu işlemi yapın. Onu şöyle karıştıracağım şimdi. Biraz önce karıştırmadım. Dediğim gibi çocukları uyandırmak istemediğim için akşamdan çocuklarım uyumadan önce bunu işlemi yapacağım ve yine sabaha kadar bekleyecek. Sizin böyle bir sıkıntınız yoksa sabahleyin çekin bunu. İyice incelteceğiz bunu. Ben bunu şimdi iyice koyacağım. Bunu iyice çekeceğim şimdi. Şu bir ayarlayayım. Bu iyice özleşecek. İyice parçalanması gerekiyor. Şimdi çektiğimiz dövmeleri bunun içerisine boşaltacağız. Şöyle çıkaralım, hatta şöyle çıkaralım. Biraz da blender yardımıyla üzerinden biraz daha bunu püre haline getirirsek daha güzel olacaktır. Eğer ki kıyma makineniz varsa çok çok daha kolay olur işiniz. Çok basit olur. Benim kıyma makinem olmadığı için biraz daha tabii ki zorlanıyorum. Bunu şimdi biraz da blenderdan geçireceğim. Şimdi de biraz blender yardımından alalım. Daha püre haline getirelim. Şöyle. Daha güzel olacaktır. Yani burada özlü bir kıvam olması lazım. Şöyle. Ben işlemleri aynen bu şekilde devam edeceğim. Diğerlerini sabaha hazır hale gelecekler ve mayalanacaklar. Evet. Evet, sabah oldu ve şimdi yeri bu şekilde sofra serdim. Eğer ki müstakil bir bahçeniz varsa daha geniş alana serebilirsiniz. Maraş'ta normalde altına hasır sererler. Tabii öyle bir imkanımız olmadığı için, bizim hasırımsı bir yapısı olmadığı için sofrayla ben o kısmı değerlendirmek istedim. Şöyle spatula yardımıyla şunlarla da bunu güzelce bir yayacağım şimdi. Bu şekilde. Bunları da yayacağız. Evet, benim gibi şu an böyle alıp yine koyup ince bir şekilde sermeye çalışın lütfen. Böyle ince bir şekilde sereceğiz. Bu tamamen ev usulü tarhana. Yani çünkü bizim onlar gibi ekipmanlarımız olmadığı için faydası tabii ki probiyotik tabii ki aynısı, fakat serilme aşamasında onların daha farklı yöntemlerle yaptığı için tabii ki profesyoneller çok çok daha harika olacaktır. Bu şekilde incelterek, şöyle incelterek ben bunu bütün tarhanaları yayacağım böyle. İşlemini bu şekilde devam ediyorum. Olabildiğince ince yapmaya çalışın. Bunun bu kadar uğraşmamın sebebi, bu kadar emek vermemizin sebebi %100 probiyotik kaynağı olan bir tarhana türüdür. Önemli profesörler bu cips tarhanasını öneriyor arkadaşlar. O sebeple ben bunu hiç zorsunmadan yapın. Hatta önerenlerden Probiyotikler Derneği Başkanı Hakan, Profesör Doktor Hakan Alagözlü, önemli araştırmacı yazar Haydar Yılmaz Bey, hepsi ve daha birçok önemli araştırmacılar, önemli doktorlar bu tarhananın probiyotik kaynağı olduğu ve tüketilmesi gerektiğini söylerler.
Yani aslında bu cips tarhansızının özelliği çiğ olarak yendiği için, yani pişmediği için probiyotiklerin ölmediği ve probiyotiklerin birebir bağırsaklara emiliminin fazla oranda gittiğini söylerler. Bu şekilde bu bilgi de vereyim. Yani o sebeple yapmaya özen gösterin. Neden yapmam gerekiyor diyorsanız, eğer ki salça kuruyan bir yerse, havanız kuru bir yerse mutlaka zaten kuruyacaktır. Şöyle ince tabaka halinde serin. Bunu çıtır çıtır yiyeceğiz inşallah. Olduğunca ince sermeye çalıştım ama tabii ki bu şekilde şöyle inceltmeye çalışıyorum ve ben devam ediyorum. Bunu komple bitireceğim bu şekilde. 5 saat sonunda kurudu. Ben iç bu kısmı biraz nemli olduğu için böyle havalansın diye ben böyle bir yöntem kendimce yaptım. Hani Maraş'ta böyle hasırlara sererler ya, onun altı hava alsın diye genelde hasır o tür bir şey var. Adını tam diyemeyeceğim. Ona seriyorlar, altları da hava alsın diye. Ben de kendimce bu yöntemi buldum. Apartman usulü cips tarhana yapımı desek çok doğru olacaktır. Böyle iç kısımları daha çok kurusun diye böyle de serdim. Şöyle gördüğünüz gibi. Umarım harika şeyler çıkacaktır. Bu şekilde devam ediyoruz yapımına. Tarhana cipslerimiz kuruyor arkadaşlar. Bu tamamen organik annem yöntemi olarak bir stildir. Hiçbir yerde görmemişsinizdir. Tamamen bana ait. Şimdi cipslerimizi çıkarmaya başlayalım. Evet, artık tarhana cipslerimi çıkarmaya geçelim. Böyle çocuğunuzu da yanınıza alın. Hem yesin probiyotikleri. Şöyle çıkaralım. Burada pamuklu bir bez kullanmayın arkadaşlar. Çünkü pamuğunu çeker. Şöyle çıkarmaya çalışacağız. Pamuklu bez çıkarırsa olursa pamuğunu çekebilir. Bu şekilde tüm çıkarmaya çalışın. Şöyle. Kızım da yanımda. Biraz. Tarhanımızı şöyle yaparsak daha kolay çıkacaktır. Evet. Evet. Değil mi kızım? Daha kolay çıkacaktır. Evet. Şöyle çıkaralım bakın. Aslı bunu, aha şunu da söylemeyi unuttum arkadaşlar. Sabah serdim ve şu an ikindi çıkarma sürem. Buralarda hava kuru olduğu için hemen kuruyor. Değil mi kızım? Sen kime yardım ediyorsun? Evet. Evet. Ne yapıyoruz? Biz tarhana mı yapıyoruz? Evet. Tarhana yapıyoruz değil mi kızım? Yiyeceğiz mi biz buna? Yemek ister misin probiyotiği? Yemek istemez misin? Bu kötü. Kötü değil, hayır. Bu sağlıklı. Bazıları kurumamış. Kurumamış olan yerler biraz çıkmakta problem yaratabilir. Bazı yerler tabii ki çok ince olduğu için, bazı yerlerde kalın düştüğü için. Bakın şöyle çıkarmasını göstereyim. Evet, şu şekilde. Kekik de biliyorsunuz, kekik kattık içine. Kekin koruyucu özelliği var. Bozulmamasını sağlayan koruyucu özelliği var arkadaşlar. Siz de kızınızı alın böyle. Değil mi kızım? Evet. Beraber ne yapıyoruz? Yemek. Yemek mi yapıyoruz? Evet. Biz de yemek yapıyoruz beraber. Evet. Evet. Sizin de böyle kızınız varsa size yardım edebilir. Değil mi tatlım? Evet. Çorba yapalım mı bununla sana? Evet. Çorba ister misin? Tamam. Çorba yapalım. Başka? Tavuk. Tavuk mu? Şuraları kurumamış arkadaşlar. Kurumadığı yerler böyle kalabilir. Çünkü dediğim gibi kalın olursa çıkmayabiliyor. Kurumuş yerleri daha iyi çıkarabilirsiniz. Biraz evet, uğraştırıcı gibi görünebilir ama emeksiz yemek olmuyor biliyorsunuz ki. Bu da probiyotik kaynağı olduğu için mutfağımızda bulundurmamız gerekiyor. Ben bunu böyle çıkarmaya devam edeceğim kızımla beraber. Hoşça kalın Leyla. Nisan. Hoşça kalın der misin? Gidelim. Tamam, ben de devam edeyim. Bunları da açtığımdan çıkardım. Şu an yine kurumaya bıraktım. Bu şekilde de kuruyacaklar. Bir günde yaklaşık, yine bakacağız duruma göre, bir günde kuruyabilir, kuruyur diye düşünüyorum. Ve bunları sereceğim. Kuruyacaklar. Evet, cips tarhanamız artık hazırlar. Ben bunları kaldıracağım. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır oldular. Yenmeye hazırlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki sağlıklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.